David Silva, Mario Götze, Şükran Eder bunlarla ilgileniyor. Bunlar şu anda boşta. David Silva 10 numara, 34 yaşında ama Manchester City ile sözleşmesi bitti. Mario Götze yine o da 10 numara adayı. 28 yaşında Dortmund'la sözleşmesi bitti boşta. Bu oyuncular boşta oyuncular. Mario Götze için Hertha Berlin ve Monaco iddiaları var. 10 Ağustos'a 10 Ağustos'a kadar Şükran Haneder'den süre istemişler. Galatasaray ile ilgili Mario Götze. Yani e, tabii ki bu oyuncuyu Galatasaray şu anda alabilecek maliye yapıya sahip ama Belhanda'yı elinden çıkarması lazım. Belhanda da artık gitmek istiyormuş onu biliyorum. E, ama o daha çok major liglerden bir takıma gitmek istiyor. Orada böyle bir e, e, bir sirkülasyon olabilir. Onun dışında Manzukic ile ilgili olarak Al ile olan sözleşmesi bitti biliyorsun. E, sözleşmesini feshetti Hırvat oyuncu. Bonservis elinde e, Manzukic çok önemli bir forvet e, Galatasaray dışında da e, Manzukic'e şu anda e, maksimum rakamlar veren takım yok yani e, burada eğer Falcao giderse Galatasaray Manzukic transferini de gerçekleştirebilir şu anda az önce de söyledim bonservisler elinde olan tüm oyuncular Galatasaray'ın kapısında yatıyor menajerler aracılığıyla Galatasaray'a e, teklifler gönderiyorlar mesaj gönderiyorlar ee, Galatasaray'la yöneticiler de kendi aralarında toplantılar yapıyor bu konuda ve diyorlar ki acele etmeyelim. Ortalık durulsun Birkaç güne her şey netleşir. Biz de bu oyuncularla ilgili hocamızla oturur, değerlendirme yaparız diyor. Luyendam'a e, Fatih Terim'e çok kızdırmış. Onu da söyleyelim. Çünkü Fatih Terim 15 günlük, lig bittikten sonra 15 günlük bir süre var. Yerli ve yabancı oyuncular tatillerini Türkiye'de yapsınlar e, demişti ama Luyendam'a e, Kongo'ya gitmiş ve oradan gelen ee, bu e, koronavirüs pandemi döneminde sıkıntılı fotoğraf, sosyal mesafe kurallarına uymayan fotoğraflarını görünce Fatih Terim kızmış. Hem e, ülkesine gitmesine hem de bu kadar sıkıntılı bir dönem varken niye e, kurallara uymuyor? Çünkü Luyendam'a önemli bir oyuncu. Sakatlanmadan önce 15 milyon euro'larla e, teklifler geliyordu Galatasaray'a. Bence yeni dönemde sakatlığı da geçip iyi bir... Ee, hazırlık dönemi geçirirse Galatasaray'ın bankosu olur. Ee, Emre Çolak'la ilgili Galatasaray'da bir e, gelişme var. Galatasaray'a dönmek istiyor e, Deportivo'dan. Ama e, Galatasaray'dan alacağı olan 1 milyon TL için Galatasaray'a hiçbir uyarı yapmadan haciz gönderdiği için yönetim çok kızgın. Hı -hı. Ve kapıları kapatmış Emre Çolak'a. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın Meksika'nın Puebla takımın, takımının Uruguay'lı stoperi ile ilgilendiği iddia edilmiş. Bu linkli bir haber. Ee, yani ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle de bir haber var. Belhanda'nın yerine e, Mensah da bir ara gündeme gelmiş ama Kayseri Spor Mensah için e, ligde kaldığı için şu anda 3 milyon 600 bin euroya mal etmişti biliyorsun. 5 milyon eurolardan kapıyı açıyor. Çok maliyetli yani o paralar nasıl verilecek? Şu anda hiçbir kulübün verebileceğini hiç düşünmüyorum. Kulübü Çünkü takas da istemiyorlarmış. Evet. Yani biz tarihi fırsat diyorlar. Biz yeni bir kadro kurarız. Ee, bu oyuncuyu satarsak takas yerine işte ne bileyim 3.5 milyon euro belki 4 milyon euroya bu oyuncuyu bırakabilir Galatasaray. Ee, bunun dışında Sean Viesman'ı istiyordu Galatasaray biliyorsun Wolfsberger'den. Ee, takımın idmanına çıkmamış ee, 24 yaşındaki forvet. Ee, Makaba Hayfa'dan biliyorsun 500 bin Euro'yu almışlardı şu an güncel piyasa Değeri 6 milyon euro Fatih Terim'in e, sıcak baktığı bir oyuncu Teknik direktörleri de ona çok ihtiyacımız var görüşmeler yapıyoruz Ama e, idmanlara çıkmıyor Demiş ee, İsrail'in bazı gazeteleri de Mesela Marif gazetesi Volkswagen bu oyuncuyu kaybetmek Üzere e, Gasra'ya e, Transfer olabilir diye Haberler yapmaya başlamış ama bilmiyorum yani şu anda Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için elinde evet 200 milyon liralık bir kaynak var ama dediğim gibi bu kaynağın belki 100 milyon lirasını belki daha azını kullanacak çünkü oyuncu satacak. Yani Falcao, Belhanda, Fegüli gidebilir onun dışında sürpriz oyuncular da gidebilir çünkü Galatasaray da heyecanını yitiren bir kadro gözüyle bakıyor Fatih Hoca yerine daha böyle heyecanı olan kiralık değil de bonservisiyle oyuncu almayı planlıyor Galatasaray. Çünkü geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için e, çok böyle maliyetli oyuncular aldı ama kiralık olarak kadrosuna kattığı için bu oyun, oyunculardan faydalanamamıştı Fatih Terim. Bu sene e, bunu değiştirdi. Bir de şunu söyleyelim e, takımlarımız pandemi nedeniyle e, yurt dışında kamp yapmaya çok sıcak bakmıyorlar çünkü hem kısıtlı bir süre var hem de e, yurt içinde e, kamp yapmak istiyorlar. Şu anda kamp yerleri arıyorlar. Fenerbahçe'nin garanti bir kamp yeri var. Aziz Yıldırım'a dua etsinler Topuk Yaylası. Orada kamp yapacaklar. Onun dışında e, büyük takımlar işte e, Kayseri, Kızılcamam, e, Bolu, Kartepe, Erzurum gibi yüksek rakımlı serin yerlerde kamp yapmayı evet. planlıyor. Yurt dışı kampları buralarda Peki. olacak büyük bir Peki. ihtimalle. Ee, yine Galatasaray'la devam edelim. Tabii çok fazla detaya giriyor sevgili Zeki abi. Ama önemli detaylar bunlar. Arda Turan e, Galatasaray için e, aranan kan mı? Önce buradan yaklaşalım meseleye. Sonrasında Galatasaray'ın bir kaleci transferi ki Kasımpaşalı Fatih ön planda. Ama henüz netleşen bir şey yok. E tabi Sadece da, gündemde. Galatasaray'da Müster'e e, geri dönecek devre arasında öyle düşünelim. Onlarda da Beşiktaş gibi hem yedek kalabilecek, yedek kalmayı sorun etmeyecek, ilk 11'de oynayabilecek kalitede bir yerli isim öncelikle tabii ki. Ee, onun planlamasını yapıyorlar. Arda için şunu söyleyebilirim. Arda Turan <laughs> e, aynı zamanda takıma yapılmış bir takviye değil, soyunma odasına da yapılmış, teknik heyetinin içine de yapılmış bir takviye. Öyle bakmak lazım. Arda Turan'ın e, seviyesi çok farklı fakat kilo... Atletico Madrid dönemindeki kilosuna düşmüş. Sıkı bir diyet. İşte 3-4 aylık bir diyet. Tek eksi fizik kondisyon açısından bir şey yok. Tek eksi maç sayısı. Yani uzun zamandır maç oynamıyor. İşte kamp döneminde muhtemelen Fatih Hoca'nın mümkün olabildiği kadar oynatarak ligin ilerleyen haftalarını hazır tutmak. Fakat böyle bir oyuncuyu şöyle düşünün. İşte ilk 11 oynar mı oynamaz mı? O açıdan bakmayın. Yedek kulübesinde 5 oyuncu değiştirme hakkım varsa ve senin altyapından çıkmış ve Galatasaray forması altında futbolu bırakmak isteyen bir oyuncun varsa, camianın evladı varsa yedek kulübesinde oturulmasında hiçbir mantıksızlık yok bence. Şimdi burada Fatih Terim istiyor, işte teknik heyet istiyor, oyuncunun fizik durumu iyi, yetenekli mi? Evet yeteneği var. Uzun süredir maç oynamıyor ama futbolu unutacak değil ya, daha fiziken iyi durumda. Futbolda artık yaş olayı da Emre Belizoğlu'nda gördük. Atiba'da gördük. Gökhan İnler'de gördük. Zlatan İbrahimovic'de gördük. Birçok kişide görüyoruz. Oynuyorlar hala. Göztepe'nin kalecisinde gördük. Bunlar artık günün eskisi gibi değil. Şartlar çok daha farklı. Katkı sağlar mı sağlar. Oyun kitlendi. 0-0. Arda Turan girdi. Bir Arapası her şeyi değiştirebilir. Bakın bir Arapası her şeyi değiştirebilir. Bir anda oyunun kaderi değişiyor. Kaderi değiştirebilir. Yani bakın Arda Turan Galatasaray'a gitmeseydi eğer. Başka büyük takımlarını gündemine gelebilirdi. İyi bir arda turanı. Kimse itiraz Burak Yılmaz kalsaydı belki Beşiktaş'ın gündemine gelebilirdi tekrar. Senin hocan istedikten sonra. <laughs> Tabii. Bu dönemde. Ya hoca anlamaz mı? Bu adam sana katkı sağlar. Hoca niye bu riske girsin? Niye kendine yani olumsuz katkı sağlayacak, olumsuz elisti getirecek riske girsin ki bir bildiği var, inandığı var. var. Sonuçta burada başkan. Evet işin mali açısından ama <laughs> para da değil o açıdan baktığınız zaman başka bir şey. Arda takım içine değil soyunma odasına yapmış bir transfer. Onun ya yani Atletico Madrid'de forma giymiş, Barcelona'da forma giymiş bir adamın soyun odasında olması o takım içerisindeki özellikle genç futbolcular, yerli futbolcular üzerinde önemli katkılar sağlar. E, Şenol Güneş niye Emre Bölözoğlu'nu son şeyde eee Milli Takım'a davet ediyordu sürekli? Oralar çok başka, oyuncular şeyi çok başka, tarzı çok başka. Evet geçmişte saha dışında hiç kimsenin tasvip etmeyeceği, hiç, hiç kimsenin e, onaylamayacağı olaylar yaşandı mı yaşandı. Fransa'da milli takımda prim olayında Fatih Terim'le yaşadığı kriz mesela. Ama Fatih Terim affetti sonuçta. Baba evladını affeder dedi. Gazetecilere, affeder. Affetti. gazetecilere problem, Bilal Bilal problemi oldu. Bilal Bilal'e özür dilediğini söyledi. Sanatçılarla oldu. Bunlar hata. Ya, bunlar o geçti. yüzden bak ben de hep söylüyorum. E, genç futbolculara, 17-18 yaşlık futbolculara. <laughs> abilerinizin yeteneklerini takdir etmeye çalışın. Abilerinizin sağ içi ama abilerinizin yaşamlarını yaşadığı hayat tarzını taklit etmeyecek... onlar sonradan pişman oluyorlar. Hakikaten pişmanlar. <laughs> i̇şte bu gibi adamlar bu tarz oyunculara çok katkı sağlayabilir. Net söylüyorum. Yani Fatih Terim'in Arda Turan tercihi ...sabaha kadar doğru bir tercihtir. camianın içinden. Çıkıştık. Şöyle doğru bir tercih bak Serdar. Çünkü Arda Turan ben Galatasaray'ın değişmez oyuncusu olacağım, ...sağ içi lider olacağım, oyun aklı olacağım. E, atıyorum. Falkaya gitmezse er, Falkaya gol attıracağım, Fatihlerimin ee, Fatih Terim'in sağ kolu olacağım, hem sağ içinde hem sağ dışında hem soyun modasında derse, kafasına bunu yerleştirirse tadından yenmez bir Arda Turan izleriz. Hatta milli takım yolu bile açılır Arda Turan'a. Yerleştirmiş kafasında. Ha, yerleştirmişse o zaman demek ki Fatih Terim bu ışığı aldı oyuncusundan ısrarla istedi. Çünkü son şans artık. Köprüden önceki son çıkışta son çıkış. Arda Turan ve ben de inanıyorum artık Arda Turan'a. Çünkü koşa koşa geldi Bodrum'daki tatilini bırakıp boş mukaveleye imza Arda attı. Arda Turan sıkıntıyı Başakşehir'de yaşadı.